Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Afiyet bezi Behlal kardeşlik. Yunan marşı dedi mi çaldığınız? Sen de seyirden bahsediyordun. Bir şartla affederim sizi. Matbaayı burada tekrar kuracağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hep beraber mi? Hep beraber. Allah affet. Bir anlık öfkeyle oldu. Kusura bakmayın adam. Tükürdüğünü yalamakta siz Türklerin üstüne yok. Özür dilemek için geldin. Ben sizden bir miktar borç isteyecektim. İşte yine her zamanki hadsiz Yıldız. Ne kadar ihtiyacın var? 150 lira. Sen çıldırdın mutlaka. Bu kadar parayı bir sene çalışsan ödeyemezsin sen. Mecbur kalmasam inanın istemezdim. Ama hayati bir mesele bu. Bu devirde bir Türk'e borç verecek kadar budala değilim ben. Hadi canım, başka kapıya. Sen... Lütfen madam, bakın başka gidecek hiç kimsem yok. Lütfen. Hadi canım, meşgul edorsun. İyi. Paranız sizin olsun. Ben elbet bulurum bir yolunu. Size de Atina'dan karposal atarım artık. Madam Babet. Peki canım. Daha da bet bulacağım o parayı. Evlenmeme izin vermeyeceğim hekimlikle. Makinanın işi bitmiş. Korkuyorlar da abi. Allah bir şeyden korktukları yok. Zulüm olsun, ziyan olsun diye kırıp dökmüşler. Korkmaz olurlar mı be ya? Boş yere mi kırdılar, döktüler sanırsın? Aha, bu makinede basılacak gazeteden korkarlar. O gazetede çıkacak yazıdan korkarlar bre. Korkun mecele faydası yok. Fikirleri kırıp dökemezler ya. Zindana da atamazlar fikirleri. Makinenin, matbaanın çaresi bulunur elbet. İnancımız, cesaretimiz olsun yeter. Ben bir bakayım. Bana biraz vakit verin. Bir iki kapı çalayım. Şuna bakalım madem öyle. Gel. Beni emretmişsin daha aslanla. Hoş geldin pehlivan. Senden bir isteğim olacak. Estağfurullah. Emret. Dağda bayırda ne kadar efe varsa haber salacağım. Gelip benim birliklerime katılsınlar. Bir istişare meclisi kuracağız. Efeler meclisi. Tamamdır beyim. Hemen çıkarım. Senin işin bir tanesiyle. Yanık efe diye birini duydun mu? Duymaz mıyım beyim? Yüzü kara. Bir o kadar da kurnazmış. Yunan'a tuzak kurdu mu, mermilerin nereden geldiğini anlayamadan tahtalı köyü boylarmış gavur. Lakin ismi cismi de muamma, yeri de. Varmak zor diyorsun yani bu yanık efeye. Kimse bulamaz mı? Ben bulurum evelallah beyim. Arıysa? Oh Hipoli. Kumandan Filipos. Rafik Bey, hoş geldiniz. Bir an için endişelendik. Endişeye hacet yok kumandan. Her yerden sur sesleri yükseliyor. Ankara bu konuda çok fena sıkıştı.
Karşı çıkanlar sadece Mustafa Kemal ve bir avuç macera perest. Yarın İngiliz heyetini kabul ettiğinde anlaşmayı imzalayacaktır. Göreceksiniz. Beni düşündüren kardeşiniz. Ne istendi? Ben o konuda müşteriyim. Sizi düşündüren nedir? Kardeşiniz ve siz iki ayrı kutup gibisiniz sanki. Siz zihninizle hareket ediyorsunuz. O ise kalbiyle, hisleriyle. Yanılıyor muyum? Haklısınız. Fakat yeni bir Türk devleti kurulduğunda başına kendisinin geçmesi gerektiğini bilecek kadar aklı vardır. Yunan çekilecek deyip mandayı kabul ettirecekler. Asıl maksat silah bıraktırıp Anadolu'yu teslim almak. Şefim, vatan haini olduğunu kanıtlamamız lazım bir alayım. Yoksa paşanın üstünde büyük baskı kuracaklar. Bu İngilizler ne kadar mühlet verdi? Yarına kadar. Ankara'ya haber uçurmak lazım. En yakın telgraf hattı nerede? Kuşadası'nda, İtalyanların elinde. Oradan telgraf çekebiliriz. Hazırlığını yap o vakit. Kuşadası'na gideceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.